değerli izleyiciler. Birinci yarıda sohbete biraz fazla hızlı girdik. Sorunun yanıtını alamadık. Şimdi ben tekrar Zeynep öğretmenime dönüyorum. Ne demiştik? Çocukların küçük yaşta eğitilmesiyle ilgili çok önemli bir görev üstleniyorsunuz. İkinci sınıftaki çocuklara İngilizce eğitim veriyorsunuz. Arada ben bunu derken siz de dediniz ki onlar zaten Fransızca öğreniyor. Ben ikinci dil olarak İngilizce veriyorum dediniz. Evet. Ben iyice şaşırdım. Şaşkınlığım şundan dolayı. Yani ikinci sınıftaki yani 8 yaşındaki çocuklar, 7 yaşındaki çocuklar ortalama değil mi? Ortalama. Bu çocuklara ikinci dili veriyorsunuz. Evet. Nasıl alıyor çocuklar bu bilgiyi? Açıkçası ana dil yani yabancı dil anlamında Fransızcadan sonra İngilizce onlara çok daha kolay geliyor. Ve ders saatimin azlığı sebebiyle de çok severek ve ilgiyle alakalı işliyorlar dersi. Pardon, neden İngilizce daha şey geliyor? Fransızca daha zor olduğu için. Tabii, grameri daha zor. Grameri daha zor, maskülen, feminen belli bir gramer yapısı var. İngilizceye göre çok daha masraflı açıkçası çocuk anlamında. Çocuklar çok severek işliyorlar. Bir de küçük yaşı açıkçası ilgiyi çekmek daha kolay Osman Bey. Şarkılarla, oyunlarla, bunu belli aktivitelerle çok daha keyifli, motivasyon yüksek tutarak gerçekleştirebiliyorsunuz. O yüzden 2'den 5'e kadar olan seviyede eğitim vermek, İngilizceyi öğretebilmek, aktarabilmek çok daha kolay. Evet, ben bugün biraz sizi aşağıda sohbet ederken biraz gecikerek geldim. Size bu arada güzel sohbet etmişsiniz. Evet. Aslında iyi olmuş genç bir öğretmenle, duayen bir öğretmen neler konuşur diye. Ve bu arada siz kendinize bir takım şeyler, düşünceler paylaşmak istemişsiniz. Evet. Galiba bir konunuz daha var öğretmenimle, Yusuf öğretmenimle paylaşacağım. Bir sorum daha var. Not ettik hatta buraya. Hocam, 1950'li yıllardan beri öğretmenlik yapıyorsunuz. Bugünün öğretmeniyle, bizimle, benimle, benim arkadaşlarımla, dünün, eskinin öğretmenleri arasında bir fark görüyor musunuz? Bu fark nasıl bir fark, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sadece öğretmenler için geçerli değil, her meslekte geçerli, hatta toplumun kendisiyle de geçerli. Çünkü her geçen yıl teknoloji ilerliyor, dünya ilerliyor, adaptasyon kabiliyeti yüksek olan uluslar ayak uyduruyor çabucak. Bizim öğretmenlik anlayışımızla şimdiki öğretmenlik anlayışı bir hayli farklı. Bizde gerçekten dört dörtlük mesleğini sevmek ve okula bağlı olmak saygınlığını, devamlı itibarını ayakta tutabilmek gibi bir sorumluluk taşıyorduk. Şimdi ben öğretmeni birazcık daha okula bağlı olmaktan çok nasıl para kazanabilirim diye bir ayağının okulda bir ayağının başka yerde olduğunu görüyorum. Bunu hissediyorum ama bu öğretmenin kabahati değil, evet. Ekonomik şartların kabahati bir yerde. Çünkü size vermek istediğim bazı bilgiler var şurada. Hı hı. O bilgilerin de içinde şöyle bir şey var. Bakın, bir itasik yapılmış. Şu anda 2013 yılında öğretmenlerin %89'u borç içinde. Bizim zamanımızda yoktu böyle bir şey. İki, %70'i tükenmişlik sendromunu taşıyor. Şimdi böyle bir durum öğretmeni manen, maddeten, zedeler. Hakikaten zedeler, hasta yapar. Size ben, belki ilk defa duyacaksınız, Cumhuriyet'in ilk İlan edildiği yıllarda 1930'a kadar öğretmenin aldığı maaş milletvekilinin aldığı maaşa denkti. Hı hı. Belki ilk defa duyuyorsunuz bunu. Bilmiyorum. Evet, onu şeyde söylerler. Ama sonra yavaş yavaş çırpa öğretmeni bugün geçimini zor elde eder hale getirdiler. Hı. Bu yöneticilerin de öğretmenlere bakış açısının eskisi gibi saygılı olmadığını gösteriyor. İlgililer zaman zaman eski bir tabir var. Eli öpülesi öğretmen. Yani elini öp de cebini de öp bakalım birazcık yani öğretmenin de. Öğretmen saygılı olsun. Akşamları İstanbul'da olduğu gibi dolmuş şoförlüğü yapmasın. Bunlar hani bir dokun bin ah dinle kasuyu fafurdan misali öğretmen dertli. Ben değilim Allah'a şükür ama ben meslektaşlarımı düşünüyorum. Onları yakinen izliyorum bir yerde. O nedenle dünkü öğretmenle bugünkü öğretmenin
birinci şeyi maddi durumunun azlığı. İkincisi mesleğe %100 daha bağlı olma durumu, fazla fedakarlık göstermeme bakımından da dikkat çekiyor diye düşünüyorum. Halbuki Atatürk'ün öğretmeni, onun gözündeki öğretmen fevkalade başka türlü. Bak ne diyor Atatürk? Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Aa, nasıl kurtaracak? Ya özgürlük bakımından değil. Öyle fikirler vereceğin yeni nesillere ki o karanlıktan kurtulacak. Cahillikten kurtulacak. Teknolojiyi yakalayacak. Her yenin peşinde olacak. İşte kurtarma bu. Başka öğretmenler. Cumhuriyet sizden çok önemli bunu. Önemsiyorum. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister diyor. Evet. Aman Allah'ım, bu üç tane kelime var ya, Atatürk'ün öğretmenleri vasiyetidir. Bu vasiyeti öğretmen cebinde taşımalı. Sınıfa girdiği zaman ben Atatürk'ün öğretmeniyim, bunları telkin etmeliyim. Tarih öğretmeni ise tarih, coğrafya, İngilizce neyse hemen bir fırsatını bulup çocuklar demeli, Atatürk'ün bu güzel sözünü onlara intikal ettirmelidir diye düşünüyorum. Bakın, Türkiye şeyhler, dervişler, tarikatlar ülkesi olmayacaktır diyor. Peki şimdi düşünüyorum da Atatürk'ün bu sözlerine karşılık Türkiye öyle mi acaba? Kara şarşaflar çoğaldı sokaklarda. Yarın bunun arkasında neler gelecek, neler? Ama tek sorumlu sadece ilgililer değil, bence öğretmenler de. Karşı çıkmalı. 1 milyon öğretmen yarın ben okula gitmiyorum dese 60 milyon insanı ilgilendirir. Çocukları okula gitmeyecek. Veliler hüsran içinde, üzüntü içinde olacaklar. Ama öğretmenler sesini çıkarmasını bilmiyor. Evet. Ben sözümü öğretmenin sesi diye bir yazımla kapatacağım. Onu bekleyelim. Yok, sözünüz var. Ha, sonra kapatacaksınız. Evet. Daha çünkü konuşacağımız şeyler vardı. Şimdi efendim, bu özellikle köy enstitüsü yıllarından sonra çok edebiyatçı öğretmenler yetişti. Daha doğrusu edebiyat eğitimi alması açısından değil de öğretmenler o kadar çok ilk olan köy enstitüsü öğretmen o kadar şey gördüler ki biraz eğer yazma yetenekleri varsa o yetenekleri gelişti ve çok güzel şeyler yazdılar. Örneğin Mahmut Makal'ın Bizim Köyü ilk romanlardan, yani köy romanlarında, hatta köy romanı olarak ilktir köyde yazılan. Onu ilk okuduğumda ben bir şey duyunca hayrete düşmüştüm. Bir yastığın taştan olması demek ne demektir? Taştan yastık. Sadece kafanın oyuk yeri düzeltilmiş, başını taşa koyarak uyuyor. Şimdi dediniz ya, öğretmenler yokluk çekiyor. Öğretmenler o zaman da yokluk çekiyorlardı ama o zaman toplum da yokluk çekiyordu zaten. Yani öğretmenler toplumdan geride değillerdi. Toplumun sıkıntısını paylaşıyorlardı. Halbuki şimdi toplumda eşit değiliz. Kötü olan bu, üzücü olan bu. Öğretmen toplumun gerisinde kalmış olmasından dolayı tabii daha çok dokunuyor. Çünkü bir maddiyat düşünmeden, bir maddi sıkıntıya düşmeden eğitimini vermek durumunda. Eğitim vermek, küçük çocuklara eğitim vermek belki zevklidir ama çok kolay değildir. Fedakarlık ister. Tabii, onu beynine işleyeceksiniz. Siz herhalde siz sadece İngilizce öğretmeni olarak görmüyorsunuz kendinizi. Bir öğretmen olarak, bir eğitmen olarak da görüyorsunuz. Eğitmen ve öğretmen olarak. Tabii. Çocuklarla o şekilde konuşuyorsunuz. Tabii ki. Çocukların size karşı tutumlarında sevgi hariç, sevginin dışında. Hı-hı. Yani hayata bakış olarak neler görüyorsunuz? Küçük yaş grubuyla mı yoksa? Küçük yaş grubuyla. Açıkçası çocukların sevgilerinin dışında umut dolu olduklarını görüyorum. Hani şöyle bir şey var. Çocuklara siz ne kadar çok sevgi ve ilgi verirseniz, dediğim gibi o iş karşılıklı, onlar da size aynı şekilde dönerler. Yani siz bir öğrenciye bugün ne kadar, sadece İngilizce değil, ne kadar çok sevgi, bilgi, ilgi aşılarsanız aynı şekilde size geri dönüş yapar. Çünkü öğrenci de karşısındakini, öğretmenini öğretmen gibi değil, bazen bir arkadaş gibi, bir abla gibi, bir abi gibi görmek ister. Evet, o dediğiniz çok doğru. Şeyden, torunumdan biliyorum, anaokuluna gidiyor. Anaokuluna gittiği zaman ilk anlattıklarına göre şimdi ilk 3 gün 5 gün hiç tepki vermiyor. Ondan sonra öğretmeniyle paylaştıklarını anlatarak konuya giriyor. Evet. Ve sonra bir kere
bir özel günlerinde izleme fırsatı buldum. Hakikaten öğretmeniyle arkadaş gibi. Hı hı. Ve o çocuk, yani bu çocuklar, yani şimdi 2010'dan sonra, 2000'den sonra doğmuş olan çocuklar bizim gelecek neslimiz. Evet. Ve çok değişik bir teknolojiyle, çok değişik bir eğitim sistemiyle karşı karşıyalar. Gene söz dönüyor dolaşıyor, öğretmenlerimiz diyoruz. Yani öğretmenlerimizin sorunları, konularıyla geliyor. Öğretmenim, size gene tekrar dönmek istiyorum. Köydeki okullardan bahsettiniz, şehire geldiğiniz zamanlardaki okullardan bahsettiniz. Bazı söylediniz, köylerde öğretmene daha çok saygı duyuluyordu diye. Ama şehirlerde de vardı bu saygı. Gene de belki köydeki kadar belirgin değildi, evet, değil mi? Evet. Bahsettiğim olay Bitlis'te il merkezinde geçti. Evet. Yani köyde falan değil. Ama benim ilk yıllarımda gerçekten 1950'ye kadar gerçekten öğretmenlik çok saygın bir meslekti. 50'den sonra siyasi hayatımıza girince o bir takım siyasi kavgalar bu öğretmenliği de biraz da kemirdi diye düşünüyorum yani. Oradan kaybımız var. Politikada amaca ulaşmak için her yol meşrudur lafı maalesef öğretmenliği de kemirdi. O bakımdan üzüntü içindeyim ve bugünlere geldik. Bugün hala aynı saygıyı görmek mümkün değil artık eskisi gibi. Bir de şu geliyor aklıma, özellikle küçük yerlerde öğretmenlik yaparken öğrenci olduğu kadar velisini de eğitme durumundaydınız. Çünkü tabii. O zaman veliler de çok şimdiki gibi eğitimli, bilgili değiller. Bir köy öğretmeninin anı kitabını okumuştum. Anı kitaplarını okumayı çok seviyorum. Çünkü gerçek onlar, sahici. Yani olanı anlatıyor, olanı anlatıyorlar. Hı hı. Bir köyden, hatta Van'ın bir köyü, Azerbaycan'a yakın bir köy olması lazım. Çoğu da Azerice, hani Azeriye kayan bir aksanla konuşuyorlar. Kitabı da aynen öyle yazmış. Köyün bir tane işte yoksul ailesi çocuğun büyük baskısıyla, çocuğun baskısı ne kadar olur diyeceksiniz, inatçısı oluyor, inadıyla diyeyim. Öğretmen olarak gidiyor, öğretmen olarak geri dönüyor köyüne. Köyüne döndükten sonra çocuğunu gören anne babanın öğretmenlere saygısı birdenbire artmaya başlıyor. Çünkü çocuklarından çok şey öğreniyorlar. Evet. Şimdi artık tabii durum biraz değişti. Veliler özellikle şehirlerde daha eğitimliler. Evet. Peki sizin gene velilerle ilgilenmeniz, velilerle sohbet etmeniz oluyor mu? Tabii, olmaz mı? Yani rutin anlamda dönem başında bir veli toplantımız olur, dönem sonunda olur. Evet. Ve bunun dışında veliler kendi istedikleri zamanda bizim görüşme saatlerimizle birlikte esasen bir durum var mı yok mu, her şey yolunda mı, evet, şeklinde bir rutin kontrol yaparlar. Bunun dışında yani bir... Belki İngilizce öğretmenliğinde olmayabilir. Yani ilkokul sınıf öğretmeni olsaydı daha farklı sorulabilir veya yanıtlanabilirdi bu. Hı hı. Yani öğretmenle velinin arasında bir sohbet, muhabbet havası olur mu acaba? Olur. Oluyor. Çünkü konuşulan şey aslında ikisinin de ortak paydası. Siz de konuştuğunuz kişiyi benimseyerek, severek, evet, izah ediyorsunuz, açıklıyorsunuz. Onu sevdiğinizi gösteriyorsunuz. Sevdiğiniz kişi onun canı zaten. O yüzden hep böyle ortak ve çok güzel sohbetlerimiz oluyor. İletişim de sıklaşıyor böyle olunca. Evet. Yani de, amaç bir. Amaç bir. Onu görmek. Gene şimdi aklıma geldi. Konuşma ilk birinci bölümde konuşmalarınızdan birini şey demiştiniz. Okşayarak demiştiniz ama evet, özellikle okşayarak demiştiniz. Eskiden fark ettim ben onu. Hemen fark ettim, sonra sözünüz bitince unuttum, evet, söylemeyi. Eskiden şey de varmış, eti senin kemiği benim, al yap falan tabii. Osman Bey, hala var bu. Bazen duyuyorum bazı velilerimden. Hocam, eti senin kemiği, kemiği de senin, eti de senin, kemiği de senin, hepsi senin derler, diyorlar. Ama belki bunu bilinç olarak, yani al bunu çok iyi eğit anlamında kavrarsan kabul de, ama ne yaparsan yap buna bir şey öğret anlamına geldiği zaman biraz galiba yanlış sonuçlar da çıkabilir orada. Yoldan sapabilir tabii ki. Eskiden vardı bizim zamanımızda canım. Bizim örneğin bir beden eğitimi öğretmenimiz vardı. Onun tokadını yemeyen yoktu hiç. Ama öğretmenim, bu bir parça mıdır? Eğitimin bir parçası mıdır? Hangisi? Acık sert davranmak. Tokat. Şimdi... Bakın, Doktor Alexi Karel var, dünya çapında bir tıp uzmanı, diyor ki insan denilen bu meçhul adlı kitabında dünyada ne kadar insan varsa ki 7 milyar şimdi, 7 milyar karakter var. Siz sınıfa girdiğinizde 30-40 tane öğrenci varsa 30-40 tane dünya var.
Öğretmenin ustalığı buradan kaynaklanıyor. Herkesin karakterine göre davranış. Bazı sertlikten hoşlanır. Onu bileceksin. Ona bir parça öyle davranacaksın. Bazısını sev yavrum bildiğin zaman o koyverir her şeyi. İşte o bakımdan öğretmenlik bir ustalık ister. Uzmanlık ister. Evet, aslında böyle bir konuyu keşke hiç konuşmuyor olsaydık ama var yani sonuçta. Var. Hani bizim çocukluğumuzda daha çok vardı. Şimdi ben nispeten değil de büyük oranda azaldığını düşünüyorum gayet tabii. Çok dayak yedik değil mi? Elbette. Hani ben bir tek beden eğitimi öğretmeniydi. O da mimliydi beden eğitimi öğretmeni zaten. Yani yerdik. Beden eğitimi öğretmeni sever miydim? Evet, çok severdim. Öldüğü zaman arkasından ağladım. Evet. Ama tabii bu bir bilgi vermenin bir yöntemi değil aslında. Bilgi vermenin bir yöntemi değil. Şeyden de biliriz hani Mustafa Kemal'in ilk okula başı Mustafa olduğu zamanlarda ilk bir mahalle mektebine gönderiyorlar. Oradan zaten bu tür şeyler olaylarda olduğu için alıp ondan sonra daha uygar ve eğitim veren okula gönderiyorlar ki o zaman da daha belirgin bir şeymiş ve hakmış galiba. O zaman öğretmenlerinde hakmış bu. Evet. Şimdinin öğretmenleri çok daha zor, çok fazla araştırmak. Az önce dediğiniz gibi her biri birer dünya, her birinin birer düşüncesi var. Ve ilginç olan şudur, toplum yapısından kaynaklanan bir şey, herkes kendi düşüncesinde haklıdır. Öyle görür daha doğrusu. Evet. Siz kendi aklınızı vurgulamak durumundasınız. Yani öne çıkarmak durumundasınız. Ama tabii aklınızı vurgularken öğretmen olarak seçtiğiniz yol çok önemli. Evet. Seçtiğiniz yol, kullandığınız üslup çok önemli. Hani öğrenciden bahsediyorsak 3 yaşından alalım. 18 yaşına kadar bir süreçten, bir insan yetiştirmeden, ruh, karakter vermekten bahsediyorsak kullandığımız üslup onun da belki ileride kullanacağı üslup haline gelebilir. Çok dikkat etmek gerekir. Kullanacağınız üsluba... Ne güzel cümleleriniz var. Bakayım, kullandığınız üslup onun da kullanacağı üslup haline gelebilir. Çünkü siz onun için bir örnek teşkil ediyorsunuz. Sizin yaptığınız her hareket, belki bir kaşıkla çorba içişiniz bile öğrenciyi öğretmenim böyle yapıyor deyip yapabilir. Örnek alır kendine. Evet. Benim sınıf öğretmenim, hiç unutmuyorum tabii, hiç sınıf öğretmeni unutulmaz. Bir poşeti vardı. Her derse o poşetle gelirdi. Ve öğretmenim gerçekten çok temiz bir bayandı. Matematik dersinde tebeşirini temizler kullanırdı, mendiliyle silerdi elini vesaire. Ben bir gün öğretmenime gidip dedim ki, bu kadar titiz olduğu için o. Öğretmenim dedim, sizin titizliğiniz poşetinize de yansımış dedim. O da anlamadı ne dediğimi. 8 yaşındayım bunu söylerken. Ne demek istediniz Zeynep'ciğim dediğimle, poşeti titiz mağazasından alınmıştı. Mağazanın adı titiz. Ben onu bağdaştırmıştım. Evet. Yani hani çok basit bir şey, anekdot belki, bu çok küçük bir şey ama gerçekten çocuğun dünyasında büyük bir yeriniz var. Şimdi az önce siz söylerken doğal tabii insanın aklına bir şeyler geliyor ya, benim aklıma geldi. Kızımız öğretmen, ilkokul öğretmeni, yatılı okul öğretmeni, sabahları birlikte kahvaltı ediyorlar. Asla süt ve bal sevmiyor. Kahvaltıda önüne sütle bal geliyor. Çocukların önünde süt ve bal var. Başlayamıyor bir türlü. Çocuklar da böyle bekliyorlar. Çocuklar yesenize niye yemiyorsunuz? Öğretmenim önce siz başlayın. Ve süt ve bal sevmeyen öğretmen kızımız onu süt ve balı yiyor. Öğrencilerim de onunla beraber yiyor. Yani aslında bunlar çok güzel tespitler. Az önce dediğiniz bir de onun şimdiki çok doğru mudur değil midir bilmiyorum, bir şey var, rol model dedikleri hani. Evet. Rol model olarak yani gelecekte yaşamak istedikleri, olmak istedikleri kimliğe bir oturtmaya çalışıyorlar. Kimleri oturtacaklar? En yakında anne babası var, sonra kesinlikle öğretmeni var. Belki de öğretmeni anne babasından daha fazla görüyor. Saat olarak baktığınızda, ilkokulu düşünün, saat olarak baktığınızda evde boşta durduğu saat öğretmeni gördüğü saatten daha az. Tabii. Onun için öğretmenlere, ama yani siz öğretmenliği gerçekten benimseyerek yaptığınızı fark ediyorum. Çünkü kullandığınız birkaç tane cümle tam yerine oturan cümleler. Doğru mu söylüyorum öğretmenim? Evet, aynen katılıyorum. Severek yaptım. Evet. Ben de gurur duydum. Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel, güzel bir şey. Duzdan bunu duymak hocam Osman Bey. Gerçekten çok teşekkür ederim. Öğretmenim şöyle yapalım mı? Sizin bir okuyacağınız bölüm vardı. Evet. O bence önemli bir bölüm bana. Ne okuyacağınızı bilmiyorum. Ama konuyu biliyorum. İlk Öğretmenler Günü kutlamasındaki
toplu konuşmalardan biri demiştiniz, evet, değil mi? Siz onu bir yapmaya başlayın. Tamam. Bir onu, ona sana bir iki cümle daha söyler, bir de şiir okuruz. Tamam. Toparlamış oluruz. Tamam. Şimdi daha önce bahsetmiştim. 1981 yılında ilk defa kutlanmaya başlanan Öğretmenler Günü ile ilgili komitenin başındaydım ve açış konuşmasını ben yaptım. Bu açış konuşması Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı ve o yazıyı şimdi okuyacağım. Tabii size. Ben gençleştiğim için gözümü çıkarıyorum. Fark ettim. 24 Kasım, sisli bir sonbahar sabahı. Bu sabah gönül bahçem perişan, yapraklar solgun, kasım patıların boynu bükük, keyfince esmiyor rüzgar bile. Hay o coşkulu kutlamalar, umutlu bekleyişler. Ne düşünüyorsun sevgili öğretmenim? Sürüldün, sövüldün, hiç çıkmadı sesin. Biliyorum fedakarsın ama ya bu sessizliğin niye? Sesler var doğudan batıya, kuzeyden güneye, cılız sesler, gür sesler, dağınık sesler, ilmin sesi, edebin sesi ve elemin sesi bunlar. Sesler var köyde kentte, köşede bucakta, sesler var kısılmış, sesler var kuvvetli, sesler var asil. Bu ses benim sesim, senin sesin onun sesi, bu ses hepimizin, yani öğretmenin sesi. Ne benim sesim tek başına bir şey, ne senin sesin tek başına kuvvetli. Hepimizin sesi, hepimizden güçlü, hepimizden kuvvetli. Bu ses öyle bir ses ki, bu ses darlığa ufuk, bedbinliğe saadet, kedere kahkaha, hastaya şifa, korkağa cesaret, tasaya teselli olacaktır. Ama ne yazık ki seslerin bir kısmı haşmette, bir kısmı gurbettedir. Gurbetten haşmete ulaşmayan ses bir defa ölüdür. Haşmetten gurbete ulaşmayan ses bin defa ölüdür. Atatürk'ün kendilerine çok büyük sorumluluk verdiği öğretmenler, artık seslerinizi birleştiriniz. Bu ses düne şeref, bugüne fayda, yarınlara şifa olacaktır. Bu seslerde mazimiz, halimiz ve günümüz abideleşecektir. Dünümüz yoksa günümüz de yok demektir. Günümüzü sağlam temellere oturtabilmek için seslerinizi birleştirin sevgili öğretmenler. Çünkü Atatürk'ün gösterdiği hedefe henüz tam olarak varmış değiliz. Bu konuda senin de vebalin olduğunu unutma sakın. Sevgili öğretmenler, umuyorum, ümit ediyorum, güvenle sizlere bakıyorum. Teşekkürler ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz öğretmenim. Çok güzel, çok bir geçmişe, kaç sene önceki konu aynen paylaşmak mümkün. İzniniz olursa ben bir şiirle kapatacağım. Şiirin kısa bir bölümünü okuyacağım. Çünkü aslında çok sevdiğim ve her Öğretmenler Günü'nde okuduğum Ceyhun Atuf Kansu'nun Dünyanın Bütün Çiçeklerini Getirin Bana şiirini. Evet. İki kıtasını okuyup programı kapatacağım. Evet. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçekleri getirin buraya. Öğrencilerimi getirin, getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara, son şarkımı söyleyeceğim. Getirin buraya, getirin ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen, yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri, hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin, görün beni. Toprağı nasıl örterseniz, öylece örtün beni. Demiş uzun şiirin ilk kıtasında Ceyhun Atuf Kansu. Öğretmenleri en güzel anlatan şiirlerden bir tanesidir tabii. Efendim katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler paylaştık. Özellikle sizden güzel şeyler öğrendim. Teşekkür ediyorum özellikle. Zaten Yusuf Ziya öğretmenimle biz her zaman konuşuyoruz. Her seferinde bir cevher zaten kendisi. Birikim farklı bir şey. Kolay kolay alınmıyor. Dışarıdan satılmıyor birikim. Efendim, Öğretmenler Günü ile ilgili programımızı burada kapatıyoruz. Gelecek hafta yeni bir konuda, yeni bir konukla birlikte olacağız efendim. Gelecek haftaya kadar sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, hoşça kalın efendim.